İyi akşamlar. Trabzon Limanı günlük grafik. Şimdi Trabzon Limanı e, tabi 38'i gördük burada. Yani direnci gördük. Oradan beri düşüşte ve düşüşte o düşüş trendini de takip ediyoruz. Yeni bir dibi de yapmış. Yani 29 e, 90 civarları destek vardı. Geçen hafta. Tabi şimdi stop diyorum ya. Çok kişiye bağlı ama çok kısa trade ediyorsanız ya, 20 günler 8 günler veya 22 gün gibi şeyler önemli. Yani geçen hafta ben video yaptığımda galiba bir tık üstündeydi altına gevşediği anda satış hızı şu görüyorsunuz şu alanı söylüyorum. Orada satış baskısı hızlı gelmiş. Dolayısıyla bir aşağı doğru ittirmiş yani. 28.70'e kadar hatta gün içi için e, baktığınız zaman günç dahil olmak üzere bir harekete neden olmuş şimdi bu mum bir formasyon değil onu söyleyeyim yani bunun üçünün yan yana gelmesinin bir anlamı yok ama alttaki çekici bir anlamı var o çekici kısa vade için bir düzeltme en azından bir düzeltme ihtimalini güçlendiriyor Du ki zaten hani e, çarşamba günü artı ikilik bir prim yapmış fakat alıcı göremiyorum burada da alıcı yok yani primler var artı ikilik ama alım yani sığ yani hiç böyle müşteri koşa koşa hadi burası çok ucuz geliyorum ben diyecek bir görüntü değil o alımlar. Şimdi e, ya, tabii en azından e, bir prime neden olabilir yani yarın da primli geçebilir. E, 30, 16 ve 30.88 iki önemli ortalama. 30 30.16'nın geçilmesinde 30.88 e, onun üstünde 32 32.06 onun üstünde de 33 lira var. Major olarak tabi mutlaka 33'ün üstüne gitmesi çok şahane bir şey olur. Yani orada tekrar 38'e açıkçası gözler aramaya başlar. Yani devam ettikçe yoluna o dirence doğru bakar piyasa. Ama ilk etapta tabi burada 20 günün geçilmesi en azından yani 31 lirada bir kapanış alırsak Trabzon Limanı'nda ilk etapta e, o da olumlu olabilir. Gevşeme devam ederse yani orada bakın ara bir destek oldu 28-60 civarı değil mi? orada Siz de görüyorsunuz zaten ara destek. Oradan daha gevşeme devam ederse en aşağıda major olarak 24 var. E, daha önce piyasa büyük bir alım fırsatı olarak görmüştü o 24 civarlarını Yani şu banda bakın şurada görüyorsunuz. Şu bandın hatta 28'in altına indiği zaman e, kısmen böyle hızlı alımlar gelebiliyor burada. Yani e, şimdi şöyle ifade şuradan bir işaret koyayım mı diye baktım ama biraz kelala kelalak olacak yani o bir bant aslında orada şöyle alabiliriz yani 28 yani onu bir bant olarak şöyle 26 buçuk civarı ki hızlı alımların görüldüğü bir alanda e, o yüzden hani bir negatif yönlü bir hareket olursa oraya bakmak lazım. Tutmuyorsa çünkü aşağıda 24'e kadar da bir boşluk var. Sol taraftan başka bir alan alamıyoruz. Yani başka bir destek veya direnç belirlenecek bir alan yok. 40 kare say yani işte dün Kü hareket biraz RSI bir çekiç yapması ertesi günkü bir yeşil biraz düzeltmiş RSI seviyesini. Yukarı yönlü bir şey ifade etmiyor. Kendi ortalamasının altında şu an. Burada da yani 55 RSI'nin en azından şimdi şu alana baktığınız zaman yani 32 direncine takılmıştı orada 32-64. 50 RSI'da buluşmuş. 55-60 RSI'da şöyle bir gidiş olursa üstüne doğru o RSI seviyesini dikkate almak lazım. Yani alıcıların biraz daha kuvvetli olduğunu gösterir. 55 veya 60 da olabilir. E ee, makdi yani bir şey yok şu an negatif. Ama öyle bir büyük momentum da yok. O ağız kapandı yani. Çok momentumlu gidişat oldu. Şurada göstereyim. 8 temmuzdan sonra yani ben videoyu galiba çektiğim akşam o momentumlu gidişat şöyle e, ya da 7 temmuza çekmiştim pardon. Ben videoyu çektikten bir gün sonraydı. Onun biraz daha sönümlendiğini gösteriyor grafikler en azından. Özel bir mum formasyonu yok diyelim. Herkese iyi akşamlar.